Herkese merhaba, bu ders videomuzda yüksek mertebeden sabit katsayılı homojen lineer diferansiyel denklemlerin çözüm yolundan bahsedeceğiz. Bu videoda soru çözümü olmayacak ama bu video çok çok önemli. Genelde karşınızda yüksek mertebeden sabit katsayılı homojen lineer diferansiyel denklem çıkıyor. Başlayalım, çözüm yolumuz nasılmış? Şimdi benim bir adayım var. Diyor ki yüksek mertebeden bu denklem için homojen bu arada sağ taraf sıfır denklemi verilsin. Bu denklemin çözümleri y üzeri mx şeklindedir. Örneğin y üzeri 2x, y üzeri 3x. Şunu şöyle düşünebilirsin. Şimdi bunlar sabit katsayılar. Bunlar fonksiyon değil unutma. Örneğin 5, 7, 12, 1 bölü 8 gibi şeyler. Şimdi fonksiyon senin elinde bir çözüm adayım var. Ne olduğunu bilmiyorsun. Bunun çözümünü bilmiyorsun sen. Sen diyorsun ki arkadaşım bunun ninci türevini al bir sayıyla çarp, sonra başka bir türevini al bir sayıyla çarp, bunların hepsini karıştır, topla, çıkar, bir şeyler yap, sonuç sıfır olsun. Şimdi sen düşünüyorsun ki e, bu e üzeri x'tir veya sabit fonksiyondur şeklinde düşüneceksin. Şimdi sabit fonksiyonsa zaten e, çözüm biraz daha trivial oluyor. Yani daha basitinden şunu düşünebiliriz aslında da. Şimdi mantık y'nin iki yani iki tane y'nin ikinci türevi artı üç tane y eşittir sıfır. Bunu nasıl çöze, çözersin sen? Basit olarak karşıya atarsın. İki tane y'nin ikinci türevi hangi fonksiyon ikinci türevini iki ile çarparsan o fonksiyonun eksi ile çarpımına eşit olabilir. Sen bunu nasıl arayacaksın? E üzeri mx şeklinde. Çünkü bir fonksiyonun türevini aldığında kendisine eşit olan fonksiyon karakterizasyonu e üzeri mx şeklindedir. Şimdi bazı arkadaşlar şunu diyebilir mesela ikinci türevi kendisine eşit olan fonksiyon nedir? E üzeri x değil mi? Peki sinüs hiperbolik x. Bir kere türev al ne oldu? Kosinüs hiperbolik x. Bir daha türev al ne oldu? Tekrar sinüs hiperbolik x. E, başka da varmış diyorsun ama Arkadaşım hatırla genel matematik derslerinden. Bu fonksiyonu aslında e üzeri x, e üzeri eksi x şeklinde yazıyorduk. hatırlarsınız hatırlıyorsunuz hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. İşte topluyoruz, çıkartıyoruz, ikiye bölüyoruz vesaire. Yani aslında sinüs hiperbolik x aslında e üzeri x'in bir fonksiyonu. Olayımız bu. Şimdi bazı durumlar olacak. Onları göstereceğiz. Şunu silelim, şunları kaldıralım. İlk baş aklında tutman gereken şey çözümünün y üzeri mx şeklinde olması lazım. Kaç tane çözümüm var? Geçenki videodan da hatırlarsan atıyorum. E üzeri 5x çıktı. E üzeri 3x çıktı. E üzeri 2x çıktı. 3 tane buldun sen. 3. mertebeden bir diferansiyel denklem var. O zaman bunların lineer kombinasyonu senin için ne oluyordu? Genel çözümün oluyordu. Unutma bu çözümler bir de ne olacaktı? Lineer bağımsız olacaktı. Güzel olayımız bu arkadaşlar. Şimdi biraz aşağı inelim. Çözüm yolu. Çözüm yolu. Senin diferansiyel denklemin verildi. Sen çözümlerinin y eşittir e üzeri mx şeklinde olduğunu biliyorsun. O zaman gel arkadaşım sen e üzeri mx'in türevini al. Birinci türevi, ikinci türevi neyinin türevi. Bunları denklemde yaz. Benim denklemim neydi? Bir daha yazıyorum arkadaşlar. an çarpı y üzeri ne? a n eksi 1 çarpı y üzeri n eksi 1. Bunlar türev anlamına geliyor. Parantezde yazdık. Artı nokta 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 a 1 çarpı y'nin türevi artı a 0 çarpı y eşittir 0. Homojen denklem unutma. Buradaki homojenlik eskiden gördüğümüz homojenlikten değil. Yani buradaki e, bir sabit sayının olmaması. Ee, sabit sayı dedim. Ya, yanlış oldu. Bir tane gx gibi bir fonksiyonun x'e bağlı bir fonksiyon olmaması sağ tarafta. Şimdi ben şurada çıkardığım her şeyi denklemde yerine yazıyorum. Olayım bu. Şimdi An çarpı nin n çarpı y'nin n'inci türevi. m'nin n'inci türevi çarpı e üzeri mx artı a n eksi 1 çarpı m üzeri n eksi 1 çarpı e üzeri mx artı nokta nokta geldim. a 1 yerine, e, özür dilerim, y'nin türevi yerine a 1 çarpı m çarpı e üzeri mx artı a 0 çarpı y gördüğüm yeri e üzeri mx eşittir 0 yazdım. Şimdi benim amacım buradaki denklemi çözmek artık. Yani yukarıdaki diferansiyel denklemi çözümünü biliyorum. Buradan m'yi çekmem gerekiyor. m ne acaba? Onu bulmam lazım. M'ler ne? Bu A, zaten biliyorsun. Şimdi burada E üzeri MX'ler ortak. Sen E üzeri MX parantezini al arkadaşım. E üzeri MX parantezinde A, N çarpı M üzeri ne? artı A, eksi 1 çarpı M üzeri N eksi 1 artı nokta nokta nokta. Geldim. En son A1 çarpı M artı A0 eşittir Sıfır yazdım. Şimdi Biliyorsun ben reel sayılarda çalışıyorum. Benim halkam sıfır bölensiz. O zaman iki sayının çarpımı sıfırsa ya burası sıfır olmalı ya da burası sıfır olmalı. Ben biliyorum ki e üzeri mx hiçbir zaman sıfır olmaz. Demek ki benim çözümüm buradan gelecek. Yani ben bu ikinci kısmı çözmeye çalışacağım. Burada gördüğünüz gibi n'inci dereceden bir denklem var. Şöyle oluyor. Buradaki M'leri x gibi de görebilirsin. Sallıyorum. N dediğin şey 2 olsun. x kare artı 3 x eksi 1 eşittir. 0 gibi aslında bir polinom denklemi çözüyorsun gibi düşünebilirsin. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ben bunu 0'a eşitleyeceğim. Şimdi buradan kaç tane kök gelecek? Onu bulmam gerekiyor. Birinci durum demişim. Kökler birbirinden farklı ise. yani yukarıdaki şunu so yıldız diyelim şöyle. Buradaki yıldız, hatta bunu yazalım ya. Elimiz aşınmaz ya. Taş atmıyoruz, kolumuz ağrımıyor. A n eksi 1 çarpı m üzeri n eksi 1 artı nokta nokta. A 1 çarpı m artı a 0 eşittir 0. Şuradaki denklemi çözmek istiyorum ben. Birinci durumum Kökler birbirinden farklıysa. Yani buradaki m'lerin hepsi birbirinden farklıysa. O zaman benim çözümüm şu şekilde. şöyle buldum m1 buldum m2 buldum m3 buldum nokta nokta Mn. yani bütün kökler birbirinden farklı O zaman arkadaşım senin diferansiyel denklemin genel çözümü şu şekilde c1 çarpı e üzeri m1x artı c2 çarpı e üzeri m2x artı nokta nokta cn çarpı e üzeri mnx dikkat edersen buradaki m1 m2 m3 bunların hepsi birbirinden farklı dolayısıyla Bunların E üzeri M1, E üzeri M2, E üzeri M3, X'leri lineer bağımsız olacak. O zaman ben çözümü çat istediğim gibi yazabildim. Anladın? Anladım. Güzel. İkinci duruma geçelim. Köklerin bazıları katlı kök ise. He. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. M1 var, M2 var. İşte... M3 var nokta nokta Mn'ye kadar geldi. Şu ikisi birbirine eşit çıktığını düşünelim. Varsayalım. Hani bunların hepsi lineer bağımsız. E üzeri M3, E üzeri M4. Bunların hepsi lineer bağımsız olacak. Şunlar lineer bağımlı olacak. O zaman ne yapıyordum? Önceki videoda biliyorum değil mi? Lineer bağım, bağımsız olana kadar bunları x ile çarpıyordum. Şimdi burada ne demişiz? M1'den Mj'ye kadar aynı olsun. Gerisi farklı olsun. O zaman ne yapıyorum? C1 çarpı M1'e M2'ye M demişim burada. Aynı şey alsın diye. E üzeri Mx artı C2 çarpı X çarpı bak. Hemen lineer bağımsız yapmaya çalışıyorum. X de çarptım. Bunu C3 çarpı X kare dedim. Neden X kare dedim? Çünkü X dersen bir önceki ile lineer bağımsız olur. Hiçbir şey demezsen bir ön ondan önceki ile lineer bağımsız olur. Nokta nokta gelmişiz. Kaç tane vardı bundan? J tane vardı. Şurayı şöyle yapacağız. Ha, şurada bir yazım hatası olmuş. J'nin C'ye geldim. C, J çarpı söylemesi de zor. X üzeri J. J ke, e, ha doğru yazmışız ya bak. Gözümüzden kaçmış. C, J'nin C'ye geldim. Bak. Üçüncü için İki kere sabitleceğim. ikinci için bir kere. O zaman j'ninci için j bir kere x'e çarpmışım. O zaman çözümüm buraya kadar sol taraftakiler hep genel bağımsız oldu. E, sağ taraftakiler zaten kendiliğinden farklıydı. Yani bunlar farklı kök. E, mc artı 1 mn'ye kadar geldim. Yani genel çözümünü bu şekilde yazıyorum. Bazıları katlı ise katlı olanları x'e çarpıyorum. Örneğin sallıyorum kökler 5 5, 3, 2, 1 çıktı. O zaman ne yapacağım? C1 çarpı e üzeri 5x artı C2 çarpı e üzeri 5x yazamam, lineer bağımlı olur. X çarpı e üzeri 5x yazdım, kökü yazdım, kökü yazdım. Sonra buradan devam ediyorum. E, e, C3 çarpı e üzeri 3x, C4 çarpı e üzeri 2x artı C5 çarpı e üzeri x. Hepsini kullandım. Yani amacım şu: kökleri bulup genel çözüm yazmak. Şimdi gelelim üçüncü duruma. Üçüncü durum biraz karışık gibi gelebilir. Aslında zor değil. Şimdi açıklayacağız. Kökler kompleks ise. Hmm. Şimdi bir kere ben bu diferansiyel denklemi çözerken f X, y y'nin türevi. Şöyle yazalım. Türevleri eşittir sıfır. Diferansiyel denklemi çözerken benim her zaman reel durumu inceliyordum ben. Yani benim sonucum reel olsun arkadaşım. Ben e, kompleks polinomlarla, kompleks fonksiyonlarla ilgilenmiyorum. Peki kökler kompleks ise ben bir e, yapıp çözümü realde bulabilir miyim? Şimdi onu inceleyeceğiz. Şimdi biliyorum ki Çözüm kolaylığı açısından ikinci dereceden göstereceğim arkadaşlar. Normalde bu işte ninci derece için de gösterilebilir. Bu arada şunu unutmuyorum. Eğer şimdi bunlar reel katsayılı olduğu için, şuraya not alalım. Reel katsayılı e, polinomlar için, polinom denklemleri için z elemandır C. Z kompleks sayısı kök ise Z'nin eşleniği de köktür. Yani birinci kök A artı BI ise ikinci kök de A eksi BI'dir. Yani ikinci dereceden bir e, polinom denklemi çözerken reel katsayılı bir polinom denklemi çözerken bir tane kompleks kök buldunuz onun eşleniği de kök olmak zorunda. Şimdi mesela şöyle bir şey var. X'in kübü bunun normal işte AX'in kübü artı BX kare artı CX artı D eşittir sıfır. Bir tane Z kök buldunuz. O zaman bunun eşleniği de kök. Öbür kök ne olmak zorunda? Öbür kök reel olmak zorunda. Neden? Eğer bu kök de kompleks olursa Z2 diyelim. Bunun bir de eşleniği de kök olmak zorunda. Dolayısıyla 4 tane kök oluyor ama derecem benim 3. Demek ki bu kök yorumlarını buna göre de yapabilirim. Şimdi bunları kaldıralım. Bunlar genel matematik şeyleri. Şimdi biz amacımıza geri dönelim. Gösterim kolaylığı açısından ikinci dereceden aldım. Köklerim kompleks ise ne yapacağım? Şimdi e üzeri şunu not olarak yazalım. x artı i'ye. Bunu nasıl yazabilirim ben? Bu komplekse gördüğünüz genel bir şey. e üzeri x çarpı e üzeri i'ye şeklinde yazabilirim. Normal ayırdım. Peki e üzeri x çarpı şunu nasıl yazabilirim? Bunu da şu şekilde yazıyordum arkadaşlar. Genel matematikten de hatırlarsınız veya kompleks analizin girişinden. Kosinüs y artı i çarpı sinüs y. Bu vatandaşı tabi matematik bölümünde yapmıyorlar ama mühendislikte şu şekilde gösterebiliyorlar. Cis y diye yani birincisi kosinüs ikincisi sinüs diye. Biz neden yapmıyoruz? Bazen ters parametre yazıyoruz. Sinüs artı i kosinüs oluyor falan. Ona da sic mi yazacağız? Çok mantıksız. Neyse. Bazen de şöyle yazılıyor. Onu da unutmayın. E üzeri x artı y'yi böyle yazdım. E üzeri x eksi y'yi nasıl yazacağım? E üzeri x çarpı e üzeri eksi i'ye. Buradan da ne geliyor? E üzeri x çarpı kosinüs eksi y. Kosinüs eksi y. Kosinüs y'ye eşit. Artı i çarpı sinüs eksi y. Sinüs eksi y'ye de eksi sinüs y'ye eşit. Fonksiyonun tekliği çiftliğinden dolayı. Şimdi bunları neden yazdık? Not. Çünkü benim çözümlerim bunlar ise ben genel çözümü şöyle silmek üzere şuraya tekrar yazdım. C1 çarpı E üzeri ne yazıyordum? A artı i b x yazamam. Artık burası bir kompleks fonksiyon olur. Çünkü içerisinde i var. Ben çözümlerimi reel içinde arıyorum. Şimdi bunu yazarsam adam ne diyecek? E, bu senin için bir çözüm olamaz. Sen burada çalışmıyorsun. Ama biz bir katakülli yaparak bunu reel hale dönüştüreceğiz. Nasıl reel hale dönüştüreceğiz? Önceki videolarda gördüğümüz iki tane çözüm varsa bunların lineer kombinasyonu da bir çözüm dürü kullanarak dönüştüreceğiz. Şimdi gelin y1'imizi y2'mizi yazalım. Bu nottan sonra şu sarı kalemini alayım. Y1 dediğim şey aslında E üzeri A artı İ B X'ti. Y1 çözümüm buydu. Dedim ki M1 bu olsun dedim. M2 de bu olsun dedik ya. Y1'i bunu yazdım. Hatta şöyle yazayım daha güzel olur. Gösterim açısından. Y1 artı Y2 yazayım direkt. Bunların C'lerini bir aldığımı düşünün. Lineer kombinasyon yapıyorum. Bunları topluyorum. E üzeri a artı i b x artı a eksi i b x. Bunu düzenlersem şu oluyor arkadaşlar. e üzeri a x çarpı e üzeri eksi i b x artı e üzeri a x artı olacak. e üzeri eksi i b x. e üzeri a x parantezine alırsam şimdi şu kısımdan ne gelecek? Kosinüs bx artı i çarpı sinüs bx artı kosinüs bx eksi i çarpı sinüs bx. E, sinüs i'ler gitti gördün mü bak. kompleks durumu yok ettim gibi bir şeyler oldu. O zaman y1 artı y2 dediğim şey e üzeri ax çarpı 2 tane kosinüs bx. Bak Y1, Y2 çözüm ise bunların lineer kombinasyonu da bir çözüm Ha, bak bir tane çözüm elde ettim. Güzel. Hatta gel sen bunları, buradaki iki sayısı da hoşuma gitmiyor. Sen buradaki 1 bölü 2 Y1 artı 1 bölü 2 Y2 olarak al. Buradaki 2'yi de yok ettik. E üzeri AX çarpı kosinüs BX. Bak arkadaşım bu sağ taraftaki şu pembeyle yapacağım şey. Bu senin için bir çözüm. Güzel. Bir tane daha çözüm bulursam lineer bağımsız genel çözümü yazabilirim. Onu nasıl yapacağım? Yukarıdaki yöntemin benzerini yapacağım. Bu sefer y1 eksi y2'ye bakıyorum. y1 eksi y2 uzun uzun yazmayalım. e üzeri ax parantezinde e üzeri i eksi e üzeri eksi i eksilisine baktım. Buradan da y1 eksi y2 şu çıkıyor. e üzeri ax çarpı 2 i çarpı sinüs bx geliyor. Şimdi burada genelliği bozmadan şu şekilde bir şey söylüyorum. Yukarıda yaptığım 1 bölü 2'nin mantığını aşağıda da bu sefer 1 bölü 2 i artı y 1 bölü 2 i çarpı y 1 eksi 1 bölü 2 i çarpı y 2 olarak yazıyorum. Yani buradaki 2 i'den kurtulmak istiyorum. O zaman benim diğer çözümüm ne olacak? e üzeri ax çarpı sinüs bx olacak. Şöyle biraz özensiz oldu bu yazımlar ama neyse. Şurada diğerinde gördüm. Artık benim iki tane çözümüm var mı? Var. Bunların lineer bağımsız olduğunu sen görebilirsin. O zaman ben genel çözümü yazıyorum. Genel çözüm şöyle mavi yazalım. Y eşittir. Birincisini yazıyorum. E üzeri ax çarpı kosinüs bx'ti. Artı ikincisi neydi? E üzeri ax çarpı sinüs bx'ti. Ha arkadaşım sen gel bir de ortak parantez al daha yakışıklı olsun. Y eşittir e üzeri ax çarpı kosinüs bx artı sinüs bx oluyor. Hemen bir küçük bir uygulama yapalım. Örneğin sen çözdün. M1'i 3 artı 4i buldun. M2 de dolayısıyla 3 eksi 4i bulacaksın değil mi? O zaman bunun genel çözümünü nasıl yazacakmışım? Buradaki a dediğimiz şey 3, b dediğimiz şey 4. Bak hiç bunu karıştırma. Burada b dediğin şey eksi 4 olmuyor. B dediğin şey hala 4. Buradaki eksilik farklı bir şey. E üzeri çözüm neymiş? Ax yazacağım. Yani e üzeri 3x. Parantez aç. Kosinüs 4x artı sinüs 4x şeklinde tabi bunu böyle yazmıyoruz tabi biz bunu genel çözümünde öyle yazdık şöyle yazacağız tabi sabitlerimizi unutmayalım c1 çarpı e üzeri 3x çarpı kosinüs 4x artı bir de c2'sini ekliyorum çünkü bunlar lineer bağımsız olacak ya ayrı ayrı bulduk e üzeri 3x çarpı sinüs 4x şeklinde olacak. Yani şuradaki yazılım daha doğru onu söyleyelim. Buradaki yazılım daha doğru. Şu yazılımı ne yapabilirsin? Hani aklında tutmak amacıyla bunu e, düşünebiliriz. Nasıl olacak? E üzeri ax burada cis yazıyorduk ya işte. Ona benziyor ama burada i'si yok tabi. Unutmayın buradaki i yok. Bunu da silelim. Evet şöyle bir videomuzda tekrardan göz atalım. Bu videomuz zaten soru çözüm videosu değildi olayın mantığını anlamaya çalışıyorduk. Bana bir tane yüksek mertebeden sabit katsayılı homojen lineer diferansiyel denklem verildiğinde ben çözümü y, y, eşittir e üzeri mx şeklinde arıyordum. Bunu denklemeye yazıyorum. E üzeri mx çarpı nokta nokta eşittir sıfır. Şurası sıfırdan farklı oluyordu. Demek ki benim işim burayla. Buraya sıfır yapan değerleri bulup aşağıda gördüğümüz durumlar çerçevesinde ben bunları değerlendiriyordum. Bundan sonraki videolarımız soru çözüm videoları olacak. Lütfen onları takip edin. Ee, size tavsiyem soru çözüm videosunu ilk başta durdurun. Kendiniz yapmaya çalışın. Kendiniz yaptıktan sonra e, benim anlatımımla beraber takip ederseniz sizin için daha yararlı olur. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videoda görüşmek üzere.